Arkadaşlar merhabalar. Bugün 15 Kasım 2021 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bunu pek gündeme getirmeyecektim ama bir kişi çıktı sosyal medyada parlatıldı. Dedi ki ya şey bitti dedi. İşte dedi terör bitti dedi. Bakın dedi bir yerlerde bombalar patlamıyor, etmiyor falan dedi ya. O öyle deyince birdenbire de parlatıldı biliyorsunuz. Twitter hesabı 20 bin lira 30 bin lira çıktı. İşte Gökçek paylaştı bilmem ne yaptı falan falan. Bu tür şeylere şüpheyle bakıyorum ben. Şimdi önce bir o arkadaşa bir bakalım. Bir hatırlayın onu. Ondan sonra. Evet arkadaşlar. Bu kişi İbrahim Ufuk Kaynak. Zamanında mecliste çalışmış. Avustralya'ya gitmiş. Ulusal kanala çıktığında orada şifreyi verdi zaten. Dedi ki İstanbul'dan İngiltere'ye giderken cebimde bir para vardı, bir miktar vardı. Orada bir rakam söyledi. Orada mesajı verdi. O 33 pound varmış cebinde. 33 sterlin varmış. Orada mesajı verdi. Yani kolay kolay kimseyi şey yapmazlar, paratmazlar. Neyse bir toparlamaya gitmiş. Yani işte ülkede terör yok, bak ne güzel halinize şükredin falan falan değil mi? Yani işte bombalar patlamıyor, etmiyor. Tamam, şimdi dönelim. Gördüğünüz kişiyi. Kişiyi gördünüz. Evet. Şimdi terör yok, değil mi? Ama tıbbi terör, hani tıbbi suikast diyorum ya, medikal terör var. O ne olacak? O terör değil mi yani? İlla ki bombalar patlayacak, cesetler, parçalar sağa sola mı şey yapacak? Bunlar daha temiz çalışıyor hastanede. Şimdi soru şu, bak soru soruyorum ha, hukuken sakın Fahrettin Bey öyle düşünme yani. Abdullah Öcalan mı? Fahrettin Kocalan mı? Arkadaşlar, bu hastanelerde ölenler, öldürülenler, işte yoğun bakım alanlara alınanlar, bir anda hastalananlar. Mesela tekrar gündeme getiriyorum, tarihçimiz Ahmet Şimşirgil bir gün önce fotoğraf verdi, sağlıklı gayet. Ertesi gün baktık yoğun bakımda. Genç bir adamı geçen gün, gencecik adam, babası şey yapıyor. Doğulu bir arkadaş, doğulu bir vatandaşımız. Babası diyor ki sağlam soktum oğlumu diyor ya. Sağlam soktum diyor. Bağladılar bir cihaza, nasıl bir cihazsa. Şey çıkardılar diyor. Öldü diyor. Gerek var mı göstermeme? Bir sürü rastlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar tamam. Bu plandemi küresel bir şey. Küresel bir operasyon. Bütün ülkeler derken işte çoğu ülke direnemiyor. Bunlar Brezilya direndi buna biliyorsunuz. Direndi. Bir dakika. Alexander Belarus'un Beyaz Rusya'nın şeyi, Belarus'un başkanı direndi. Falan falan. Avrupa'da da yani İngiltere'de de kağıt üzerinde tamam diyorlarsa ama uygulama farklı. Kağıt üzerinde maske taktı bilmem neydi. Şeyi de bilmiyoruz aşıyı. Yani Avrupa'dakilere hangi aşıyı vurdular? Türklere hangi aşıyı vurdular? Onu da bilmiyoruz. Şimdi geçen bir doktorumuzun dediği gibi eğer otopsi sonuçları açıklanırsa kayıt tutuluyor mu tutulmuyor mu bilmiyoruz. O zaman göreceksiniz. Apo Öcalan mı daha çok zarar verdi? Soruyoruz değil mi? Otopsilerden sonra göreceğiz. Apo Öcalan mı daha çok zarar verdi? İmralı'ya kapatıldı. Fahrettin Kocalan mı daha çok zarar verdi? Göreceğiz. Yoksa exchange mi yapılacak? İmralı'da ya Abdullah Öcalan. İmralı'da ya.
acaba olur yani, mahkemeler ne der, mahkeme sonuçlanırsa, suçlu bulursa, insanlık suçu işlediğiyle ilgili kanaate varırsa mahkeme, o zaman İmralı'ya Kocalan gidebilir ihtimal. Şimdi buna neden geldim? Çıktı bu arkadaş, parlatılan ufuk, kaynak neyse, birdenbire parlatıldı ya, şüpheyle bakacaksınız. Dedi ya, ya işte terör durdu, bakın ne güzel, mutlu, bombalar patlamıyor. Ya bombalar hastanede patlıyor arkadaşlar. Hastanelerin içinde patlıyor. Aha, bir otopsi sonuçları çıksa göreceksiniz bombaların nasıl patladığını. O ölenler, bir de peki bu aşı olup da bunların ileride yan etkisini çekenler, yan etkisini çekecek olanlar, onlar gazi mi olacak? Yani bir tarafta ölenler var, bir tarafta da hayat boyu, görüyorsunuz işte adam diyor ki halsizlik var diyor. Çoğu kişiyle konuştuk. Performansım, yani gün içindeki performansım düştü diyor. Bu adamdan, bu vatandaştan ülke nasıl faydalanacak? Peki. 15 Kasım 2021 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş. Sorumuz şu arkadaşlar. A. Öcalan mı? Abdullah Öcalan mı? Fahrettin Kocalan mı? Soru. Soru soruyoruz. İmralı yer değiştirecek mi? Türkiye'deki terör bitti mi sahiden? Bombalar orada burada patlamıyor ama hastanelerde patlayan ne? Onun adı ne? Yani bir insanın illaki ölmesi için parçalanması mı gerekiyor? Adamlar temiz çalışıyor. Giriyorsun hastaneye, sağlam. Tak, 2 gün sonra yoğun bakım. Ondan sonra Allah korusun, siyah torba. Bu siyah torba da ayrı bir konu. Yani insanın cenazesine bile saygı yok. Siyah torba, çöp. Sanki çöp atıyorsun ya. Nerede o eski kefenler, bilmem ne, şu bu. Ne demek siyah torba? O da ayrı bir şey. Neyse. Evet, sorumuzu sorduk. Yorumlara yazarsınız artık. Alta. Peki.